Aslında bu evde geçilmez. Elif de ben de nefret ederiz. Elif karım. Elif normalde bizi böyle görse... Yuh be Ozan, evde mi içtiniz? ...diyerek hepimizi balkona sürerdi. Dikkat ettiyseniz normalde dedim. Ama şu anda gelse büyük ihtimalle dumanı dert etmeyip... Bu arkadaş mutfağında ne yapıyor, öğrenebilir miyim? ...diye soracaktı. Ve kahve pişiriyor hayatım cevabı bu tokadı yememe mani olmayacaktı. Tabii Elif önce salonumuzdaki ölü adamı görüp bayılmazsa. Alo aşkım. Aşkım. Annen nasıl, iyi mi? İyi iyi. İki gün daha burada. Sonra taburcu oluyor. Oh geçmiş olsun, çok sevindim. Teyzem aradı. Nöbeti devralacakmış. Yarın sabah geliyorum aşkım. Ozan, işten de izin aldım. Bütün gün evdeyim. Ev temiz değil mi? Ozan orada mısın? Temiz hayatım. Tertemiz. Hayırdır? Pek sevinmedin gelmeme. Olur mu canım? Kaç gibi gelirsin? Ay hadi kapatıyorum. Hadi öptüm seni Ozan'cığım. Hadi bay bay. Ben de öptüm. Gıcır gıcır oldu ya. Ya ne var Tolga ya? Efendim abi. Ne haber? Çok adi adamsın oğlum sen. İyiyim abi, sen nasılsın? Aramasam arayacağın yok, hayırsız. Görüşemiyoruz ne zamandır. İş güç abi, ne yapalım? Neyse neyse, yüz yüze konuşuruz. Birazdan sendeyiz zaten. Bende miyiz? Ati abiyle sana geliyoruz oğlum. Tolga, siz bir yere gidin abi. Ben geliyorum birazdan. Yarım saat oturup kaçarsın sen. Geldik zaten, 5 dakikaya oradayız. Tolga, alo. Eh be Tolga ya, bir zevkim vardı. Onu da yani. Bir sağ, bir sol. Düşman çapradan gitmeye başladı. Bu ne ya? Taktik değiştirdi. Aman yarabbim, yavaş. Yavaş yavaş uyanmasın. Tepsiyi nereye bırakayım paşam? Yatağın üstüne bırak çavuş. Çavuş mu? Geldiler yine buna galiba. Yani bu çavuşu da terfi ettirmek lazım artık. Evet, biz düşmana geçelim. Ne yapıyorsun hayırsız? Merhaba abi. Kardeşim ne haber? Ati abi hoş geldin. Eyvallah ciğerim. Hadi geçin. Dur dur, misafirlerimiz de gelsin. Evet. Buyurun. Hayırlı günler. Ne bu? Anlatacağım, tamam hadi gir. Hayırlı işler. Oo Kudret. Oo Kudret abicim hoş geldin, nasılsın, tanıştırayım. Fehmi dayım, Lena yengem. Dayıcım siz buyurun içeri geçin. Memnun oldum. Onların uçağı var da, malum bizim ev uzak, trafik de var. Dedik ki bir Ozan'a uğrayalım, bir çayını içeriz. Yalnız yanlış anlamayın da, yönetici dedi ki apartmana girip çıkan herkesi dedi tek tek takip edeceğim dedi. Sizin yönetici de iyice kopmuş abi. Ona ne gelenden gidenden, öğrenci yurdum burası. Olur mu? Sonra burada gürültü oluyor, olur mu? Nahoş olaylar oluyor, ondan sonra fırçayı ben yiyorum, olur mu? Zaten yönetici bana dedi ki sen dedi buranın dedi sadece dedi kapısısı değilsin dedi. Olur mu? Aynı zamanda polisisin dedi, zabıtasısın dedi. Vallahi öyle dedi. Olur mu? Tamam. Oo Eşref abi. Sana lan. Evlerimize girip çıkanlardan ha? Biz görevimizi yapıyoruz. Sana bir kafa koydum mu? Sol kulağın, sağ kulağın nasıl ha? Sen de burada nikahsız yaşıyorsun, biz ona bir şey diyor mu? Tamam. Ya Eşref abi. Sen analı. İstersem Angelina Jolie ile yaşarım. Sen Brad Pitt misin? Ben tutana tutturup seni buradan atırsam sen o zaman görürsün. Tutana lan. Ulan senin.
Gençler, eğilmeyin. Hep dik durun. Adam, adam. Adam abi, adam. Kurban olayım ben sana. Evet, erkek. Kardeş. Efendim abi. Hayırlı olsun, gelemedik düğüne. Ya abi kusura bakma, ben çağırmayı unuttum. Tamam, sıkıntı yok. Bana bak, yolda kuyumcu bulamadım, al şunu. Abi ne lüzum var ya? Şşt, alo. Ne dedim ben şimdi? Al bakayım. Evin bir eksiğini giderirsin. Hadi koçum. Şefim. Bir var mı? Bir de wifi şifresini alsam. Ozan, içecek bir şeyler getir bize. Tolga, sen benimle bir mutfağa kadar gelsen. Hayırdır? İçki mi yok? Tolga. Abi kim bunlar? Kim bunlar? Bir sakin ol. İşte boş tutmuyorsun ha. Ya bırak şimdi boygoyu. Kim bunlar? Alışmıyordum, anlatacağım. İstemiyorum. Allah Allah. Sen ne ballasından. Sen ne şanslı adamsın oğlum. Ya ne şansı, ne balından bahsediyorsun? Ne anlatıyorsun sen abicim? Oğlum, Serpil'le tartıştık bu sabah. Ben böyle tripteyim, ayağına fırsat bu fırsat çıktım evden. Ondan sonra bu arada özür dilerim, özür dilerim dedi. Ben çat yüzüne kapattım telefonu. Haklıyım ya. Bu akşam rahatım. Tamam, geçmiş olsun. Kim bunlar? Oğlum Lena işte. Oğlum öbürü de ne abartıyorsun bu kadar? Tolga, şaka mı yapıyorsun oğlum sen? Şaka yapıyorsan hiç komik değilsin. Niye şaka yapayım abi? Bunaldım bu ara kanka. Biraz ihtiyacım var böyle şeylere oğlum. Ya herif bunaldım diyor ya. Bunaldım diyor. Ne yapayım ben? Oğlum senin yapacak bir şeyin yok ama ben senin için de konuştum. Arkadaşız ya, merak etme. Abi. İstersen sana da gelecek. Sen gerizekalı mısın, anlamıyor musun abicim? Evliyim. Ben evli. İkiniz de girerken içeri kudret gördü. Yarın Elif'e öterse ne diyeceğim ben? Bunlar karı koca ayağına her yere giriyorlar. Sen hiç merak etme kardeşim. Bak, zaten Eşref de o kudrete bağırdı, çağırdı. Ondan bir cacık çıkmaz. Sen hiç merak etme. Gitmesene. Yahu sen ne biçim kadınsın be? Annen seni kapıdan bekliyor. Belki de ağlıyordur, iki gözü iki çeşme. Ne biçim kızsın? Seni bir adam ver. Benim de misafirim gelecek ya. Kim geliyor? Komutanım gelecek, komutanım. Ya komutan geçen sene ölmedi mi? Ya Allah Allah. Ya o ölen Amerikalıydı. Bu gelen Koreli komutan. Ya başım bela akıyor. Git. Yazık bir kadın seni kapılarda bekliyor. Ben de hemen hazır olayım. Para vereyim, otele gidin. Ne oteli ya? Oğlum otele gitsen kaydı var, kuydu var, görülme riski var. Allah Allah. Oğlum bak, ben takıntı yaptım bu işi ya. Vallahi bak. En arka odada çekyat var. Orada ne yapacaksanız yapın. Misafir tuvaletini kullanın, banyoya girmeyin. Abi var, Wi-Fi'nin şifresi de iskeletor 88. Her şeyi bulduğunuz gibi bırakın ve 2 saat içinde lütfen gidin. Kardeşimsin. Oğlum var ya, bu sana yaptığım son kıyak, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz. Ödeştik sayılır. Ya sayılır diyor. Allah cezanı versin senin Tolga ya. Ozan, seviyorum kardeşim. Oğlum Elif arıyor. Ha maç ama adam gibi konuş. Ha bak, burada güzel bir ortam var. Şimdi bu ortamı mahvetme, tamam mı? Hadi canım. Abi ne olur ses çıkartmayın, ben mutfaktayım lütfen. Tabii tabii. Yenge arıyor. Tolga ile Ati abi geldi. Oo, parti mi var evde? Sorma, bu gerizekalı kavga etmiş. Ay, yine mi? Sorma ya, çok sinirli ama bu sefer haklı çocuk. Bak karışma sakın, tamam mı? Sonra bütün sana atıyorlar. Olmaz, aç. Belki önemli bir şey söyleyecek adam. Ya ne diyecek? Evli farklı adamsın. Utan diyecek. Aç hadi kapıyı, aç. Ben hallederim. Tamam. Özel günler için saklamıştım. Kısmet bugüneymiş. Çikolata. Selamün aleyküm. Abicim tanıştırayım. Fehmi dayım, Lena yengem, Ati kardeşimiz. Ben Tolga. Ozan'ı zaten biliyorsun. Eşref abimiz eski muharip gazilerimizden. Ya böyle yaklaşma, bozarım ha. Birader, önceden haber verseydiniz tedarikli gelirdik. Bu canlı mı?
Hatta abi gözünü seveyim, daha yeni temizledim ya. Tolgacığım be, bu kıldı, hala kıl biliyorsun. Atif fazla bağlanma, sonra üzülürsün ha. Aman be. Yengeciğim, gel bak içeride sana ne anlatacağım. Ya başım bir ağrıyor. Birader, var mı bir ağrı kesici falan? Yok abi, biz kullanmıyoruz. Vücut alışkanlık yapıyormuş. Elif dedi. Burada mı vereyim? Aa, Mefta canlandı. Bana bak, bu yakında gideceği. Deme be abi. Rengi ruh sarı sararmış. Allah, Serpil arıyor. Serpil de kim? Tolga'nın karısı. Ver, ben konuşayım. Ver. Yok abi, ben konuşurum, sağ ol. Alo. Üzgün biraz, böyle canı sıkın Serpilciğim. Sinirli, birkaç kadeh bir şeyler içsin, bir rahatlasın. Bir de düşünsene, çocuk hayatında ilk defa haklı ya. Bırak tadını çıkarsın. Neyin tadını çıkarıyor? Ben ona iki saatlik bir ücret veriyorum. Tabii tabii, sen hiç merak etme. Ama sen de dırdır etme ya. Barışın artık Serpil'im. Uzatma bence. Neyi uzatma bak, bunu avantaja çevirecek. Yemin ediyorum ağzını burnunu da asacağım onun da. Tamam tamam, ben gideyim hadi, teselli edeyim çocuğu. Bak yoksa. Tamam, sen hiç merak etme. Ben de Serpil. Misafir tuvaletini kullan, banyoyu kullanma demedim mi? Ne yapayım oğlum, böyle cıbıl cıbıl gezeyim mi evde? Allah Allah ya, yakında burası girdik. Serpil aradı, kız seni soruyor. Ne dedin? Ya idare ettim işte. Bak bu işten vazgeç, başına iş açacaksın. Oğlum vazgeçersen bunu ben travmaya dönüştürürüm. Hiç gerek yok bence. Vatan millet meselesi bu ya. Benim için öyle kardeşim, kusura bakma. Bu ada futbolu beni heyecanlandırıyor ya. Top ha denize düştü, ha düşecek. Ben sıkıldım biliyorum ya. Tekme abi. Ha. Beyazlar k***r abi. Allah söyletti be. Gel ağzını öpeceğim. Ben bir su içip geleyim abi. Ne yaptın be? Ne yaptın böyle ya? Her tarafa... Üf. Ay içim kaldı. Alo. Alo abi. Kupon yürüyor, biliyorsun değil mi? Sakın ulan, nazar değireceksin. Bu maçı nasıl oynadın be? Tutarsa dünyada teksin, tek. Yakın gözlüm. Bunu almayı unutmuşum. Elim kaydı yanlışlıkla. İyi mi? Abi, gol olursa en az 1,5 kaldırıyorsun. Beni de düşünmezsen. Yürü. Gol olursa gel beni al. Konum atıyorum, tamam mı? Tamam. Ama kupona gözün gibi bak ha. Tamam, tamam. Bahtiyar abi, bu 1,5 ne oluyor abi? Milyon mu? He? Gol, 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 gol! Sen askerliğini yaptın mı Şef abi? Biz bunu iş portadan almadık. Alo, süper hareketmiş. Nereden aldın abi? Yıl 1953. Kore'deyim. Bayi toplantısı falan mı abi? Bana bak, yıl 1953. Kore Savaşı. Kunur yarması. Gencecik bir çavuşum. Neredesin günü? Düşman taarruza başladı. Geldikçe geliyorlar. Yanındakiler ya öldü ya yaralı. Tek başına tek. Geleni indiriyorum. Geleni indiriyorum. Mermi bitti. Taktım süngüyü. Bombardıman, gök gürültüsü, şimşek, yağmur. Ama o esnada cebime bir mesaj düşüyor. Ekrem! Kıbrıs karıştı, hemen buraya gel. Nasıl gitmem? Nasıl gitmem? Elveda, elveda. Eşref abi.
O dönemde cep telefonu var mıydı abi? Ne diyorsun? Ben saklı ajandım. Yenge ne oldu abi? Yengen o ağacın altında beni 4 mevsim beklemiş. İlkbahar, yani sonbahar, kış. Verem olmuş, kan kusmuş. Sonra bir galericiyle evlenmiş. Adı... Bildiğimiz abi. Tanıyor musun? Yok abi, nereden tanıyayım? Senin kod adın neydi abi? Saklı dedik. Abi yemin ederim şikayete gelecekler. Çok gürültü yapıyorsunuz. Fehmi abi. Vallahi şikayete gelecekler Fehmi abi. Fehmi abi. İyi misin? Fehmi Bey. Abi iyi misin? Tolga! 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 Serpilme oğlum. Serpilme. Ne serpilme? Adam ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Ne yaptınız adama? Sen kimsin? Tolga abi ben işte, Tolga. Ay canım tövbe. Kapat şunu. Olmamıştır böyle bir şey abi. Fehmi? Ne oldu Fehmi? Ne yaptınız Fehmi? Yavrum vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Ozan buradaydı o uydururken. Bilmiyorum yani. Ben mi yaptım yani? Manyak mısın sen? Allah Allah, ben öyle mi dedim şimdi? Sana ne oluyor ya, sabahtan beri bir havalar, bir tripler, gerginlikler? Gerginim, havalıyım, tripliyim diye getirdim. Salonumda öldürecek miyim? Onu mu söylüyorsun yani? Boymuş. Boğaz erik kaçmış. Suffocation. 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 Kız kız. Boşuna uğraşma, bu mevtayı kimse kaldıramaz. Ben doktor. Ben de baytar. Oha. Olaya bak ya. Oo Fehmi abi. Salıncıyız demek ha. Ben bir şey görmedim abi. Sen yürü oradan. Ex. Yok yapacak bir şey. Sesin mi? O benim. Da. Da oğlum. Bak da diyor. Doktor hanım öyle dedi. Sorun yok yani. Merak etme. Salonumda adam öldü. Sen hala kur yapma derdindesin ha. Yürü git. Ne yapıyorsun abi sen? Alo polis mi? Oğlum niye polisi arıyorsun? Polisi arayıp ne anlatacaksın? Rezil mi edeceksin beni? Oğlum bir dinle. Bir sakin ol. Bak istiyorsan sen ara polisi. Tamam mı? Anlat. Eve eskort çağırmıştım. Arkadaşları da çağırmıştım. Evde halim yapacaktım. Adamın boğazına erik kaçtı. Öldü de. Olur sen mu? Sen benim hayatımda gördüğüm en terifsin. Oğlum. Sen oğlum. Pislik bir a**tın lan. Sen de pislik bir a**tın. Adamın silahı varmış. Duyduk oğlum. Bilmiyorum oğlum. Kudrettir herhalde. Açmayalım. Aç. Abi lütfen Eşref abi bağırma. Gözünü seveyim. Abi bu kesin polis. Tamam. Ben açarım abi. Dur. 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 Ozan. Bu ne oğlum? Hem de çok büyük. 459 lira doğalgaz faturası gelmiş o. Gır gır bırakın da şu işten nasıl sıyrılacağız onu konuşalım. Oturun. Eşref abi mevzu paraysa bizde krediniz var abi. Elimizde bir ceset var. Cesetlerin iki olması bir şeyi değiştirmez. Durmayı teklif ediyorum. Abi Eşref abi lütfen. Abi tamam. Ben Ati abiyi hallederim. Bak gerçekten ben onu hallederim. Sen yeter ki beni bu işten tertemiz kurtar abi. Lütfen. Kim lan bu? Noel baba. Ben açarım. Polis! Polis! Kımıldama! Aklınıza şikayet var! Hadi! Kımbıl! Sen bir karışma. Tamam. Beyler, burada bir silah sesi duyulmuş. Hangi atmışsın o silah? Hangi... Ben söylemem Eşref abi. Vallahi kapıcı ses bu daireden geldi dedi. Ağzını topla... Memur hanım, kendimi size takdim edeyim. Bendeniz Kore gazisi Eşref Karakaş. Size gerçeği anlatayım şimdi. Ben bitişik dairede oturuyordum. Buraya misafir olarak geldim. Bu iki arkadaş ısrarla benden göstermemi istediler. Ve silahımı gösterdim. Onları da kurcalarken silah ateş aldı. Buyurun tavana bakın. Mermi izini göreceksiniz. Dilerseniz beni tutuklayabilirsiniz. Bu çocukların hiçbir suçu yok. Tamam tamam anlaşıldı. Asılsız ihbar. Hadi gidelim. Buyurun Kudret Bey. Buyurun.
şimdi abi, teknik olarak biz bu abinin yerini değiştirsek, yani daha müsait başka bir yere taşısak, sorun var mı bunda? Olabilir. Çünkü olayın akışına müdahale etmiş olmuyoruz sonuçta. Yani. O zaman ikinci safhaya geçiyoruz. Abiyi nereye alıp götüreceğiz? Çöpe mi bıraksak? Olur, çöp torbasına koyalım, kapının önüne bırakalım, sabahleyin de Kudret atar. Aman çok komiksin Ozan. Bir şey diyeceğim, denize atalım. Ayağına taş bağlarız, filmlerde olduğu gibi atarız. Ne diyorsun sen? Ha? Bizi yakalarlarsa ne yaparlar biliyor musun? Tikanı şırıngayla değil, tulumbayla çekerler. O da doğru. Erik boğaz kaçtı. Otopsi çıkar, siz yok suç. Anlaşılır mahkeme. Ya ne mahkemesi? Biz o saate kadar kaybederiz. Kıymeti harbiyesi kalmaz. Buldum. Ölü ne yapılır? Eşref abi, gerçekten şakanın yeri değil. Ölü ne yapılır? Gömülür. Biz de ölüyü gömeceğiz. Nasıl yani? Nereye gömeceğiz abi? Ölü nereye gömülür? Mezarlığa. Biz de mezarlığa gömeceğiz. Mezarlığa gideceğiz. Daha önceden kazılmış bir mezar bulacağız. Onu 60 santim kazacağız. Bizimkini oraya oturtacağız. Üstünü örteceğiz. Ertesi gün mezarın sahibi gelecek. Onu da oranın üstüne koyacaklar. Onu da örtecekler. Yani böyle sefartası gibi. Altı pilav, üstü kuru fasulye. Turşuyu koymamış olabilirler. Ondan sonra bu ikisi hesap verecekleri tarihe kadar böyle arkadaşça yatacaklar. Süper. Budur abi. Ama bir şartım var. Arkadaşlar, ölüyü adabıyla görmemiz lazım. Bir olsa bile. Adabı derken abi? Ben orayı tutamam abi. Ne? Kim var? Emi abi, su sıcaksa biraz uyutayım abi. Ha? Ya bana bak. Beni buradan kurtarın ha. Beni buradan kurtarın, yoksa katil olacağım. Hadi şey getirin. Ne o? Pamuk pamuk. Pamuğu ne yapacağız abi? Oğlum sonunda lazım oluyor ya işte, sızdırmasın diye. Abi en yakın bunlardan var. Bana bak, sen konsepti şaşırdın galiba. Oğlum bu kulak temizlemek için. Abi kağıt havlu getireyim ben. Silikon milikon bir şey getirin. Fehmi abi, yemin ediyorum var ya. Ne yapıyorsun? Eşref abi, senin bu kod adın neydi abi? Saklı dedik ya. Süper isim bulmuşsun abi, yemin ediyorum. Ya Azrail, niye bunu almıyorsun da bunu alıyorsun? Böyle adalet bunu. Cam macunu buldum abi. Ha? Ha, bu şey, bir de vasistas koyarız, ha? Sıkıldığı zaman pencereyi açar, havalandırır. Allah Allah. Abi ya, biliyorum kızacaksın ama acaba bunlar uygun mudur? Eşref abi buldum. Elif'in yeğenini aldı, oyun hamurları. Bu maviyle beyaz olur ama pembe, bu delikanlı ona şey, ayıp olur ya. Fehmi abi, tarzını buldun abi, yemin ederim 10 yaş attın bak. Her zaman böyle yapalım. Öldüreceğim bunu, alın şunu yanımdan. Sakalımı aldım. Bana bak. Senin sakalına da bıyığına da yeter. Yeter! Çek sen de bacağını. Olmamış. Olmamış işte. Of. Of ya. İşte hoş. Hadi ya. Tamam. Tamam dur kız, kapatma. Beğendin mi? Olmuş mu? Hiç. Sen beni hiç sevmiyorsun. Ya aşkım, daha ne yapayım adama? Daha ne yapayım? Kır kafasını aşkım, kır. Kır kafasını. Dersin be. Yavaş. Yavaş, yavaş. Tamam. Hadi size kolay gelsin. Ben de evi temizler. Bağırmadan bay bay. Fehmi abi, Allah aşkına sen bir şeye mi bozuldun? Niye konuşmuyorsun abi ya? Ya bunun kafası ne zaman düzelecek? Yavaş. Ya ne, kimi alkışlıyorsun sen? Gel buraya. Biraz daha oynasaydık şu nedir oluyor ya? Ya bırakın kendi yürüsünü. Adam bir nefes. Fehmi abi, nefes. Ya yavaş konuş, yavaş konuş. Ayağım. Oğlum benim bir uzak ayak. Ayağımın altından çekil at abi. Buna tut. Fehmi abi, nefes abi. Ya, ayağıma çık. Nefes. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Ya, dayıcığım niye bu kadar içiyorsun ya? Niye bu kadar içiyorsun? Ben sana içme demedim mi be dayı? Seviyor daha o yüzden.
Evet evet ama ben gene de tutanak tutmak durumundayım. Ya ne tutanak? Kudret gidiyoruz işte bir şey yapmadık hadi, hadi, ki. Yürü, yürü, ya sıkıntı oluyor sonra. 18'li misafiri geçen gün geldi apartmana şeydi gitti. Ne oldu sonra? Biz işim yapmadık abi merak etme hadi. Hadi Kudret. Aa, arkadaşlar siz Sevim abi arabaya götürün. Ben Kudret'le bir şey konuşayım. Hadi kardeşim. Abi ne olur. Hadi Sevim abi. Abi lütfen. Ne ya nefes. Buyur eşek abi. Ya Kudret abi. Ya sen iyi adamsın ya. Koku ne lan? Lan galiba. Yoksa ceset mi kokuyor ha? Oyun hamurları çıkmış olmasın. Kum kapı lan. Alo! Yok mu lan pompacı? Alo! Alo! Olmaz mı abi? Ne lazımdı? Kendime don atlet alacağım ama X'lerce olacak. Seni bakaracı seni. Kes tıraşı. 100 liralık koy. Biz geleceğiz. Hep beraber mi abi? İstersen sen de gel ha. Seni bakaracı seni. Tamam siz gidin ben hallederim. Kanka bunların nesi var? Ölü o ölü. Gömmeye gidiyoruz. Biz de yedik abi. Yusuf abi senin dükkan da bir türlü kapanmadı ha. Nerede araba? Abi vallahi ben su almaya gitmiştim. Bir geldim gitmişler. Nasıl gitmişler? Şaka mı bu? Abi arkadaki ölü var ya direksiyona geçti. Onun yanında da formalı abi vardı. Dedik beklemeyin basın gidin dedi abi. Yani ölü arabayı mı kullandı? Evet abi araba kullandı. Ne oldu? Zoruna mı gitti abi? Vallahi bana da böyle anlattı abi. Ben bilmiyorum. Delireceğim yani. Bu ne abi ya? Abi ne yapacağız? Eşref hanginiz? Nereye gittiler? Abi bu tarafa doğru gittiler abi. Beyler! Kaçın! Ne oldu abi? Dön, 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 dön. Eşref abi, polisler seni aradı getirdi mi abi? İşte şimdi müebbet yedik. Dur polis teslim olun. Elinizi görebileceğim bir yere koyun. Dur FBI, eller yukarı teslim olun. Allah Allah, karar verin be. Ellerimizi yerimize koyacağız ha. Yok kora gazisiymiş, yok göster demişler, yok silah kendi kendine patlamış. Siz kimi yiyorsunuz? Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Senin ahlaklığına, senin sözlüğüne. Eşref abi. Ben seni unutmuş değilim. Abi benim oğlum var. Abi ne olur, abi yalvarırım. Oğlum var ya lütfen. Eşref abi lütfen. Abi cüzdan benim cüzdanım, çocuk benim çocuğum. Olur mu öyle şey Eşref abi? Sen buna bakma ya Allah aşkına. Abi. Oh. Çocuklar bende para yok. Alo. Ha? Lan şu parayı öde lan. Hadi. Neredeyiz ya? Para ver bana. Nerede? Benzin değil. Nerede olacağız? Hadi. Dur. Ne vereceğim? Al. Al versen buradan. Beyler, mezarlığa geldik galiba. Eşref abi, biraz erken geldik ama iki saate kadar buraların manita kaynar söyledi. Senin manita neler? Tövbe yarabbi be. Eşref abi, senin kod adın neydi abi? Vay, güzel numara abi. Şeytanın aklına gelmez vallahi, cin gibisin. Eşref abi, Allah'ını seversen söyle. Fehmi abi niye konuşmuyor? Sana mı bozuldu? Bir şey mi yaptın abi? İçimde tuhaf bir his var. Keşke silah almasaydım ya.
Çok fena oldu. Benim de. Dur bakayım. Dur. Lan dur. Bir şey diyeceğim. Oğlum sıtıramazsın acaba. Ha? Ha? Al sıtıra sıtıra. Dur dur. Sıtıra oldu herhalde. Dur, dur tuttum ben. Sen. Tuttum. Tamam mı? Behmu abi. Süper mekan yapmışlar ve ortam yanıyor. Şöyle geçin, şöyle geçin. Geç şöyle. Geç şöyle, şöyle bir yere otur. Oturtun bir yere be. Şuraya otur. Gel Behmu abi. Sen de at abi. Eşref abi lodos var, sen üşütmeyesin ya. Bana ne lodostan, vapur muyum ben? Behmu abi, ortalık manita kaynıyor. Bak ayarlarım, sakalım aldım. 50-60 santim kazacaksınız hadi. Ozanım hadi atla sen. Atla sen, ben sen yorulunca geçerim. Yok ya, yağma yok öyle. Beraber atlayacağız, beraber kazacağız. Al, kısa olanı. Bismillah. Yavaş. Yavaş. Kıbrıs'tayken de hava böyleydi. Pırıl pırıl. Gökte yıldızlar. Biz de paraşütle iniyorduk. Felaket bir gece. Yer, gök, adam, düşman alttan ne varsa sıkıyor yukarı. Bu arada benim mide fena. Acayip bir burulma var. Ama öyle böyle değil. Savaşın ilk günü ihsan mı olunur ha? Yanımda süzülen askere sesleniyorum. Onbaşı! Galiba benim midem bozuldu. Bağırsaklarım deminden beri konuşup duruyor. Tutamayacağım. Komutanım bütün bölük fena. Aşçı dayamış bize bozuk malzemeyi. Sıkıntı büyük. Arz edelim. Mevzuyu öğrendik. Ama çaresi yok. Geride yaklaştık mı? Baktım aşağıda bir uçak savar mevzisi. Bizim uçaklara yağdırıyor. Dedim çocuklara. İndirin lan pantolonları. Ateş serbest. Ver. Bütün bölüm adamların kafasını. Ama öyle böyle değil. Yağmur gibi. Yok böyle bir şey. Adamlar niye uğradıklarını şaşırdılar. Mevziyi bırakıp kaçtılar. Şaka gibi değil mi? Serpil'cim sakin. Ya merak etme, erkek değil mi? Siniri çoktan geçmiştir. Bak yukarı çıkalım. Tolga ile Ozan oynuyorlardır. Ben sana söyleyeyim. Umarım. Umarım öyledir. Umarım öyledir. Sakin ol. Pardon, silemezsin. Sürpriz yapalım. Hadi hadi, bu kadar olsun. Şurasında bakalım şu şerefsiz beni. Anlamıyorum ya. Yemin ediyorum anlamıyorum. Anlıyorum seni. Çok korkuyorum. Ozan. Bir tanem. Ozan. Aa. Nerede bunlar ya? Bak görüyor musun? Ozan da kendine benzetmiş. Kesin ona bir halt çeviriyor. Vallahi gözünü başını yolacağım onun. Sakın bana engel olayım deme sakın Elif'ciğim. Sakın. Fehmi abi. Şu manita selam veriyor. Allah aşkına bir elini koyun. Beyler. Yeter gömebilirsiniz hadi. Bak şöyle abi bak. Şu hareket. Şunu yaptın. Oho. Fehmi abi. Gözünü severim. Sen de bir dublede bayılıyorsun be abi. Hadi abi hadi hadi. Oturmak yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kopuyoruz bu gece. Oo, ortam manita kaynıyor. Gençler, hadi diyorum ya. Ya otur otur, nereye kadar be kardeşim? Vay, kesik var. Tamam. Hadi bakalım. Tuttum ben bacak. Hadi, tamam. Ver bak, sen de. İn. Tutamıyorum. İndim lan. Yavaş, yavaş oğlum, lan. Yavaş. Lan ya. Allah Allah, niye bu kadar negatifsin ya? Sanki ben bilerek yaptım ya. Ya Allah'ım, ne olur bu gece ben bir şey yapmayayım şuna. Yeter, dondum, gömün şunu. Ben demiştim abi sana lodos var diye. Ay senin lodosun. Tövbe yarabbim. Hadi. Telefon. Hadi Elif arıyor. İyi aç, tamam hadi. Abi açıp ne diyeceğim, ölü mü gömüyorum diyeceğim. Ya ne bir açma o zaman. Ya açmazsam kullanır. Açayım en iyisi. Konuşmayın, açıyorum. Efendim bebeğim. Ozancığım neredesin? Nerede olacağım ya? Salona uzandım, televizyon seyrediyorum. Evdesin. Kanepede uzanıyorsun, salondasın yani. Ha yok, iyi iyi. Bir his vardı içimde. Sanki salondan değil de
Böyle bir kuyunun içinden konuşuyor musun gibi de. Ya ne kuyusu hayatım, salondayım işte. Tolga yanında mı? Allah Allah, hala çok sinirli. Sakinleşmedi yani. Alo, birader ne yapıyorsunuz orada ya? Ortalık manite kaynıyor, gelsenize. Ozan, Ozan neydi o? Ya ne kaynaması, neler çeviriyorsunuz siz? Ne kaynayacak hayatım? Ati abi bütün gece işte öyle boş boş bağırıyor salak salak. Peki Ozancığım, peki. Tamam hayatım, seni çok seviyorum bebeğim. Umarım öyledir Ozancığım. Abi kesin anladı ya, kesin anladı. Öyle mıy 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 konuşursan anlar tabii. Ne diyeyim, ne diyeyim, mıy mıy demeyeyim, ne diyeyim? Ya abi Eşref abi, vallahi öldüreceğim ben bunu şimdi. Beyler, bu güzel muhabbetinizi kesiyorum ama gömmemiz gereken bir var. Mecburuz bunu gömmeye. Gömsek nasıl olur? Hadi, ya hadi. Abi ben bunu geberteceğim şimdi, ya bunu onda tamam, gömeceğim hadi. Buraya. Alıştım zaten. Ver şu. Lanet olsun Ozan sana ya. Erkek millet değil mi? Hepsi aynı. Ya Ozan yapmazdı. Kendimden şüphe duyardım, Ozan'dan duymazdım. Canım benim, 1.50 boyunda bir kocam var benim. İçi fakir. Kesin ona uymuştur. Geldiler. Zile niye bassınlar? Çünkü burada olduğumuzu anladılar. Bak, her şeyi unutuyoruz, umursamıyoruz. Bakalım ne hikaye anlatacaklar, tamam mı? Bak sakin oluyorsun. Tabii tabii. Serpil sakin. Tabii. Çok sakinim. Ben gerçekten çok sakinim. Serpil. Siz de kimsiniz? Ne oluyor ya? Yavaş. Ne yavaş ya? Ayağımı atsaydın. Al. Abicim vallahi küreği patlatacağım kafana artık ya. Tamam. Kes. Tamamdır. Kolonya var mı? Güzel oldu, güzel. Anlaşılmıyor. Ata abi nerede? Oğlum onu da gömmüş olmayalım kankasıyla. Oğlum şakalın sırası değil. Bana bakın, birini öterse yanarız. Nerede bu? Doğru, doğru söylüyorsun abi. Ata abi. En son böyle gitti dedim abi. Ati neredesin? Bak Necla burada, Mualla burada, Ayla burada. Seni bekliyor Ati. Tabi. Allah Allah. Ne yapıyorsun Eşref abi, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Abi. Yem atıyorum, yem atıyorum çıksın diye. Ben aşağıya mı baksam? Bak Fehmi abicim, bu iri abla senin yanındaki çıtır beni. Sonra bozuşmayalım. Bayanlar. Çıkışta başka para veririz. Birer tane. Fehmi abi yoldan. Alır mıyız? Gerçi araba kullanacağız. Ati abi ne yapıyorsun orada Ati? Ya? Ati ne yapıyorsun burada? Fehmi abi. Aaa! Burada zombi var. Bitmiler abi alır lan. Lan bu ne? Kim bu? Ya canlı bu. Çözün ağzını. Ya abi ya vallahi hiç çözmeyelim şimdi. Hiç girmeyelim, başımıza bela gelmesin. Ya çözsene şunun ağzını. Fehmi abi yattığın yerden kalkmıyorsun be abi. Bayanlar bekliyor diyorum. Oh. Bu ne? Çıkart, çıkart şunu. Tamam tamam tamam. Çabuk ödüyor adam. Abi bu ne ya? Sapık mısın sen? Abi gelmeseydin önecektim vallahi. Ay dur lan. Düşeceksin, şunu kafana geçir. Al bunu. Geçir lan, koş şunu kafana. Allah razı olsun abi. Gelmeseydin önecektim vallahi. Dur sen de 2 dakika dur abi, ya. Abi her an gelebilirler. Gidelim buradan ya. Kim geliyor? Kim geliyor? Geliyorlar, gidelim hadi. Hadi geliyorlar, gidelim hadi. Bir buraya gel, kaybolma bir. Yürü. Hadi abi ya. Ben diyorum ki zaten gidelim diyorum. Gel kardeşim. Yürü. Durma diyorum buralarda. Eşref abi ya, bu saatte mekandan çıkılır mı be abi? Gece daha körpeydi ya. Yat. Of, ne karılar vardı ama. Seni niye oraya koydular ahbap? Mafya koydu abi beni buraya. Patronu beklerken köfte yemeye gittiler. Ama seni öyle mezara attılarsa orada bir olay var demektir. Bir olayın var yani. Çok sevdim be abi, çok sevdim. Ama anlamadı ayılar, engel oldular. Yani gönül meselesi ha? Evet abi. Yo bak gönül meselesi dedin mi akan sular durur. Bundan sonra sen bizden sorulursun, tamam mı kardeş? Peki abi. Ha? Baskasa gidelim ya. Fehmi abi tutturdun, gidelim gidelim mi abi? Yalnız o abla çok kötü kesti, seni söyleyeyim. Eşref abi bu saatte eve gidilir mi Allah'ını seversen? 40 yılın başa çıkmışız ya. Of ama ne karılar vardı ya. Bak Tarkan kardeş, Hızır abim ne yapsa mutlaka bana danışır, sorar. Anlayacağım biz abi kardeş etle tırnak. Eğer sen de bu alemde yükselmek istiyorsan
ben gibi kibar olacaksın. Diksiyonun düzgün olacak. Presentable olacaksın. Muhakkak gözlemle beni. Her zaman abicim. Abi peki bizim gelir kaynağımız ne abi? Tahsilat mı yoksa hep böyle işler mi yapıyoruz? Yok be kardeşim, böyle arada bir gömmememme işler olur. Biz asıl inşaat ve entertainer sektöründeyiz. Ne dedin abi? İnşaat anladım da ben bu entertainer'ı anlamadım ben ya. Bak şimdi telaffuz ediyorum, iyi dinle. Söyle. Tır. Tır bildiğimiz tır mı abi? Evet, 8 zingit. Soğan alır mıyız abi? Koy kardeşim, cücüğüne kadar koy ya. Eyvallah abim, abileri fulluyorum. Neyse, abi bir gün bir manita yaptı, kız şarkıcıymış. Tak kızı albüm yaptık, müzik sektörüne girdik. Çok sattı mı? Yok be kardeşim, büyük patladık. Ama gittik yapım şirketine çöktük, ortak olduk. Şimdi sektörde ilk üçteyiz. Müzik bir, müzik iki, biz üç. Abiler köfteler hazır. Geldim aldım, bekle. Al abiciğim. Eyvallah. Al abiciğim. Al bakalım Tarkan kardeş, böylesini yiyemezsin hiçbir yerde. Neyse, ondan sonra abi kızı bıraktı, kendine oyuncu bir manita yaptı. Girdik mi dizi sinema sektörüne, böyle içinde aşk, entrika, Indira Gandhi falan abidik gubidik 2-3 tane dizi yaptık. Orada ilk kaçtayız abi ya? Orada ilk onda bile yok. Niye böyle oluyor be abicim? Dizi ve sinema sektörü, çakallar ordusu, bizden daha çakallar ya. Baş edemedik, ezildik kaldık. Ama Hızır abim dedi ki merak etme, 2-3 seneye kadar alemin kralı olacakmışız. Anlayacağın derdin büyük. 300 bin lira alacağım var, isteyemiyorum. Ne zaman gitsem silah gösteriyor, aklımı alıyor. Ben de sana danışayım dedim. Bak Serkan, öyle silahtan falan korkarsan bunlar sana her şeyi yaptırır. Yürekli ol, kardeşim benim. Delikanlı adam silahtan korkar mı? Benden sana söylemesi. Bir daha sana silah gösterirse al o silahı. Daha cimri lan o! Yılmaz Hoca'ya da sıktı lan. Hızır abi var ya, oyacak bizi. Erkan sen beni ciddiye alma kardeşim. Silah gördün mü kaç. Vehmi abi tanıdık mı arkadaşlar? Oh. Can da gördün mü? Hiç gözüm tutmamıştı, biliyor musun? Erken bir daha. Ozan. Efendim abi. Oğlum müsait bir yerde dur. Neden abi? Bakışa gideceğim. Bir kriko alacağım, geleceğim. Nara yeter lan! Tamam abi, tamam Eşref abi, lan sen yeter. Sakin. Ben halledeceğim abi onu, sen merak etme, o bende. Abi, beni müsait bir yerde bırakırsanız ben şuradan evim yakın, hemen basar giderim. Fehmi abi sen de tutturdun gideceğim gideceğim diye ya, daha gece kırpe dedik bin defa. Abi beni şu köşede bıraksan vallahi cuk diye oturur abi ya. Fehmi abi bunu yazdım. Abi bırakıyorsun değil mi beni burada? Ya bırak şunu. Abi manyaklar! Bakın kızlar. Eğer bağırtı çağırtı olmazsa silahı indirteceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi Fehmi nerede? Fehmi kim ya? Siz adını bilmiyor musunuz? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Ağzını topla. Hakikaten ya, sen bizi ne sandın? Siz Fehmi'nin kızlar değil misiniz? Tövbe estağfurullah. Ne kardeşim, biz evli baklı kadınlarız. Kendine gel. Siz doğru yere geldiğinizden emin misiniz? Emin miyiz Celayir abi? Adres doğru da aradığımız şahıslar bunlar olmayabilir. Kanka sen ne diyorsun? Abi vallahi eskort olsalardı ben kesin tanırdım ya. Ha. Hiç. Oh be, sonunda beyler ayakkabıları çıkartıyorsun. Niye karanlık ya? Kaçıyorum abi, elini bir çekse. Bana bak ulan. Ne yapayım? Orada da kalıyor lan ha? Dur oğlum. Ayakkabıyla girmiyorsun. Aç işi. İyi ki doğdun Eşref. Abi kusura bakma, elimizi boş geldik, öpeyim ama. Kes! Geç içeri. Geç içeri. Elifciğim bak, bu olay bitsin her şeyi tek tek anlatacağım sana. Neyi anlatacaksın Ozan ya? Fehmi mi? Eskort kızı mı? Yoksa edeyim diye yalan söyleyip gittiğiniz yeri mi? Tolga. Tolga! Hani o peruğu yırtıp atacaktın hani?
Ya düzgün bir beddualar etsene sen. Ne demek öyle ya? Ben daha seninle barışmadım Serpil. Serpil demedim. Serpil demedim. Duyacağım ağzını burnunu. Ya yaptıysam ben bir şey de anlat. Kanıtla. Kanıtla bak. Vallahi kendimi şu camdan aşağı atmazsam benim de adım Tolga değil. Alo. Şşş. Susun. Bana bakın. Bu işi şöyle çözeceğiz. Ben soracağım. Siz cevaplayacaksınız. Biz de yolumuza gideceğiz. Tamam mı? Sorun. Buyurun. Sorabilirsiniz siz tabii. Fehmi sen misin dayı? Efendicim. Ben de Ali var mı? Rica edeceğim. Rica edeceğim. Ne işin var bu adamlarla o zaman? He? Fehmi abi. Gül gibi mesleğin var abi. Niye utanıyorsun ya? Konuşma. Zaten tersimdesin. Efendicim sizden rica ediyorum. Gebertin. Ne isterseniz anlatacağım. Kes. Ne yaptınız oğlum Fehmi'ye? Ne yaptınız? Söylesene. Neyini söyleyeyim ya? Allah Allah. Sen yanındaydın adamın. Ben orada gördüm seni. Şş, alo. Siz mı lazım? Ayarlarız. Sakallı mı aldın? Konuşma. Efendim, Fehmi Bey öldüler. Gırtlağına erik kaçtı. Şaka gibi. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? He? Yok, estağfurullah. Evimde biri mi öldü Ozan? Maalesef aşkım. Ama eceliyle öldü. Ay, içim rahatladı. Allah cezanı versin Ozan. Kesin. Ne yaptınız oğlum ölüye? He? Abi ne yapacağız? Uygun bir şekilde defnettik. Allah'ım inanmıyorum. Kanepeden kaldıramayan Ozan boş zamanlarında ölü görünüyor. Ya hayatım bak ben şu olay bitsin her şeyi sana tek tek anlatacağım. O zaman haklı olduğumu anlayacaksın. Suçum yok benim. Kızım bu çocuk suçsuz. Sana mı sordum ya? Yaşından başından unutan kar zampara. Bana bak. Alo. Bana bak. Kupon nerede lan? Kupon? Nerede oğlum kupon? He? Nerede kupon? Ne kuponu? Fehmi'nin bahis kuponu. Abi vallahi ben şimdi senden duyuyorum. Beyefendiciğim anlatayım. Şimdi Fehmi Bey öldüler. Biz kendisini münasip bir şekilde gömdük. İki odalı dupleks bir mezara. Ama bizim kupondan mupondan hiç zerre kadar haberimiz yok. Ha, siz kutumuzu açın diyorsunuz ya. Yani. Tamam o zaman biz de sizin kutunuzu açalım. Haydi. Ne büyük hissettim. Ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Nereye gömdünüz Fehmi'yi? He? Abi yakın hemen şurası 10 dakika. Kızlar kalsın. Celal sen yanına bir tane adam al bunları sen götür. Eğer sana yolda yanlış yaparlarsa sık kafalarına. Yok yok yapmayız biz yanlış bilmeyiz ki yapmayız yani. Ben kalabilir miyim? Dayı ben deminden beri ne konuşuyorum? Kızlar dedim dayı sen kız mısın? Kimin ne olacağı belli mi? Hayat sürprizlerle dolu beyefendiciğim. Doğru söylüyorsun da sen de gideceksin. Hadi. Dağınık aşırınları görebildiniz mi? Ben işte meslekteki ilk günüm biliyorsun. İş yerinden işte demedim. Özür dilerim bir daha demem. Evet. Hızır abi Tarkan Bey şahit. Arkalarından sıktım ama vuramadım. Çok ağır analı bacılı sövdüler abi. Ananı bacını kardeşini sülal. Söz! Tarkan Bey'miş. Ne zaman bey oldu bu? Abi vallahi onlar. Tarkan Bey onlar değil mi? Evet abi. Aynen onlar abi. İşte buraya gömdük. Dupleks. Alt katta bizimki yatıyor. Üst kattaki ev sahibi yarın gelecek. İyi. Patlayın hadi. He? Yaylanmayın hadi. Maça mı geldik adli memur bey? Siz zahmet etmeyin. Ben çıkartayım bozuk paraları. Kanka çıkışta alırım ona göre. Ne yapıyor manyak? Boşver abi sen onu deli o deli. Eşref abi bu kombine kart işi çok güzel oldu biliyor musun? Eskiden beri gelip yerine oturuyordu. Süper bir uygulama yani. Ben sana uygulamayı göstereceğim bir gün. Eşref ne oluyor? Oynuyor. Eşref ne oluyor? Oynuyor. Ver a**ın yüreği. Dur. Kesin şamatayı. Kazın şurayı. Yardım etseydiniz bir daha güzel olurdu ama. Abi bir el atsaydınız ya. Bu sene şampiyon görelim sizi. Ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı.
Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Eşref abi, Eşref abi yüklen abi yüklen. Ben sana göreceksin ha. Bağırmayan taraftan. Arayın üstünü. Ara onu işte buldunuz abi. Yırttınız. Yoksa bu de bu çukurda beraber yatarsınız. Çıkar işte oğlum sok eline. Ya sokamam mikrof vardır. Allah. Ya dur. Ne yapıyorsun? Oğlum sok işte elini al çıkart. Ya ben sokamam mikrop falan vardır ya. Ya kolonya var mikrop kapmazsın hadi. Ah Tolga ah. Hepsi onun başının altına çıktı bak. Tatlım senin kocanı da gördük. Pardon da ben hep demişimdir bir insan bu kadar iş zekesinin altında bir... Tolga da hep savunurdu şöyle iyi böyle. Ne oldu? Sen yokken hemen polis ortaya çıktı. Ha, doğru diyorsun. İkisi de birbirinden beter. Al birini vur ötekine. Hele bir sabah olsun. Hele bir sabah olsun. Onun kafasını gözünü dağıtmazsan ben de Serpil değilim. Dur. Ozan gelsin. Susun ya. Suyu bulacağım. Böyle ben var ya böyle patlatacağım. Susun. Sabahtan beri vır 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 konuşuyorsunuz. Kafam şişti be. Kanka al şunları arka odayı bir yere kapa. Haydi. Kanka. Hadi in. Aa, gitme. Burada uslu uslu durun. Sesinizi duymayayım. Cep telefonlarımızı da aldılar. Ne yapacağız şimdi? Söyle bakalım. Pencereden bağırsak? Evet, bağıralım. İlk gelip hemen bizi vursunlar. Ölelim yani. O mu? Tamam. Ekol işareti yapalım. Belki geçen biri görür. Ne oluyor orada? Dolaptan ses geldi. Sakin ol. Ya, ya bir şey olmaz. Ne olacak? Benim dolabım. Açıyorum. Aç. Aa. Aa. Sen kimsin? Beyler. Muhteşem tam bir manyaktır. Bununla oyun olmaz. Sakladıysanız bir yere çıkarın. Bak bu iş kötü yerlere gidecek. Cezayir abi yemin ederim kupon mupon yok bizde. Ya kardeşim ben Kore'de, Vietnam'da, Amerika'nın köllerinde çizdirmemişim. Burada mı çizdireceğim ben bir kupon içine? Yok, yok. Olsa söylemez miyim? Alo. Bulamadılar. Demek bulamadınız. Bana bak ceset orada mı? Burada abi. Celayir bunların gözünü korkutmak lazım. Ne yapayım? Seç birini sık kafasına. Doğru abi. Hangisini abi? Karısı çok konuşan var ya onun kafasına sık. Sevaba gireriz, kurtuluruz. Anlaşıldı abi. Tamam, hadi. Ne oluyor ya? Ay, amca. Sen geç şöyle. Siz de gelin şöyle. Abi ne yapıyorsunuz ya? Diz çökün. Cevahir Bey lütfen. Emir büyük yerden. Birinize sıkacağım. Ne? Abi, abi benim çocuğum var abi. Çocuğum var benim. Bak, bak abi bak. Senin çocuğun var diye bana mı sıksın yani? Ben ölüm dedim oğlum şimdi. E niye çocuğu gündeme getiriyorsun ya? Sık Cezayir abi Allah aşkına Cezayir abi sık şunu ya. İn şukura. Ya abi niye ben? İn. Ya in dedi işte in işte in dedi. Nasıl? Allah! Ağır ol bakalım. Ne ayaksınız? Sen karışma dayı. Oğlum Mefta'ya ne yaptığınızı gördüm. Eğer benim gömdüğüm adama da aynı şey yaptıysanız var ya. Yakarım cilanızı. Kimse taş kafa Hızır'ın düşmanına bile bunu yapamaz. Senin gömdüğün adam kim? Kim olacak daha? Biz daha falan tanımıyoruz dayı. Paranın peşindeyiz. Hani lan Dağhan'ın buna kaçırmışlardı? Abi vallahi bunlardı. Gerçi ben de bu tanımıyorum ama en çok da şu ihtiyar kıdır ettim. Ha? Abicim. Abi, merhaba abi. Abi, vallahi bizim bir suçumuz yok abi. Hep bunların yüzünden mi abicim? Vallahi bunlar bizim karılarımızı rehin aldılar. Bize burada mezardan adam çıkarttırtır diyorlar ya. Ateş başlayınca kendini çek mezara attın ha. Ne ateşi? Lan! Şimdi kimse bu başı beni ona götür. Kartal gol gol gol. Kartal gol gol gol. Kartal gol gol. Oo federasyon da gelmiş. Bak ben sana baştan söylüyorum. Ozan adam gibi adam. Öyle biri bulsam kaçırmam. Bu onu affedeceğim anlamına gelmez. Sen de biri bulmuş ama kıymet bilmiyor. Sana ne kızım ya? O bana yalan söyledi bana. Elifciğim bir saniye. Tolga için ne düşünüyorsun? Sen artık yabancı sayılmaz. Ben sana doğru söylemek ama sen alınmak yok. Yok alınmayacağım. Rahatça söyleyebilirsin. Siz nasıl diyor? Tam bir... Yattınız
mı doğru söyle? Bana yattınız mı doğru söyle? Elini sürdün mü sen? Ben dinliyorum sen sabahtan beri. Hoppala, sen kimsin? Nereden çıktın? Bu kim? Eşref Bey, o kapatma işini yöneticiye bildirdim. Tutanak tutuldu, haberin olsun. Sen bir tutanak daha tut. Kör oğlum! Kör oğlum lan! Bakın bu kupon yüzünden çok canlar yanacak, kafalar kırılacak. Hadi ne olur söyleyin, yormayın beni, hadi. Ben bilmiyor. Of. Hayırlı geceler bayanlar. Mehmet'im iyi misin? Sorun yok şimdilik. Celal'im nerede? Vallahi abi biz bir şey yapmadık abi. Bu abiler de bir anlaşmazlık oldu. Aşkım ben de iyiyim, merak etme. Tolgan ne yaptınız Celal'e? Siz bunun hesabını vereceksiniz. Sen önce benden aldığını bir geri ver. Hesap kitap işine sonra bakarsın. Sen alırsın benden. Abiler lütfen abi. Abi bak ben evine, karısına bağlı dümdüz bir insanım. Benim öyle kuponla, mafyayla, zamparalıkla işim olmaz. Ben arkadaş kurbanıyım. Abi lütfen ya, lütfen evliliğim bitiyor. Bitirin artık şunu. Ya sen niye yalan söylüyorsun Ozan'cığım ya? Hepimizi arayıp gelin akşam ev boş evde alem yapacağız diyen sen değil miydin? Şimdi burada niye böyle şeyler uyduruyorsun ya? Ana, hani yengenle dayındı? Sus! Ati abi, Ati abi sen söylesene şunun doğrusunu. Şimdi Ozan'cığım şöyle yapıyoruz. Çekyatta yatıyoruz. Yengeyle senin kullandığın banyoyu kesinlikle kullanmıyoruz. Ortalığı toplayıp iki saate kadar çıkıyoruz. Allah cezanı versin Ozan! Kesin! Kesin! Doğruyu söyleyin! Kıdır beyefendi, zat-ı haliniz başın başısınız değil mi? Ben bu eve misafir geldim. Ölü yıkadım, ölü! Ben savaş kahramanıyım, sayayım size. Kore, Vietnam, Kıbrıs, Bosna, her şey. Ukrayna, Rusya, Moldova, Afrika, Zimbabwe, Uganda, Muganda. Eğer inanmıyorsan bunun kanıtı aha bu. Eşref abi, operasyon başlıyor herhalde ha? Bana bak, sana bir operasyon yapacağım. 60 sene süre oturamayacaksın. Böyle mezara böyle gideceksin ha. Kes! Yoksa sıkarım hepinize ha. Bakın mevzuyu uzatmayalım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Sen kimsin? Ben biliyorum. Birader sen o filmdeki hobbit değil misin? Hani yüzüğü dağa taşıyan. Büyük geçmiş olsun hocam. Siz gülün gülün. Babamın kim olduğunu öğrenince bakalım gülebilecek misiniz? Baban kim oğlum senin? Kim? Pala baba. O kim ya? Olunca anlarsın dayı. Bir dakika bir dakika. Senin adın Muhteşem mi yoksa? Vay hemen de hatırladın. Ya nasıl unuturum? Senin sünnetini de sana altın takmıştım. Ben de sana şimdi takacağım. Ama tam mı çeyrek mi karar veremedim. Sen seç. Sen buraya almayacağım. Alay mı canını burada şimdi? Baba ne lan? Efendim babacığım. Ne oluyor evladım? Babacığım şimdi bizim bir bahis kuponu işimiz vardı. Tuttu, çaldılar. Şimdi de geri vermiyorlar, inkar ediyorlar. Adınız neydi abi? Hızır. Taş kafa Hızır'dı o bilir. Taş kafa Hızır'mış babacığım. Evladım telefonu Hızır'a ver. Şimdi babam seni istiyor al. Alo. Hızır'cığım kupon sende mi? Ne kuponu ya benim kuponla ne işim olur? Benim meselem namus meselesi de. Senin bu uşak çok terbiyesizlik yaptı haberin olsun ya. Hoparlörü aç. Herkes duysun. Dinleyin beyler. Hızır'cığım. Orada kim varsa benim oğlan dahil alıp benim mekana getiriyorsun. İtiraz eden olursa sıkıyorsun. Anlaşıldı mı? Bir dakika, bir dakika. Şişt. Alo, mafya. Birazdan Eşref abim gelip uyandırayım dedi. Yürü, terbiyesizlik yapma. Evet beyler, agayı duydunuz. Hepiniz önümüze düşün bakayım. Hadi. Düşün onu. Çok affedersiniz. Ben eğer geleceksem, ben çok lazım sana. Benim tutanağı tutup yöneticiye vermem gerekiyor. Sus! Gidiyoruz! Yürüyün bakayım! Hadi. Kalkın, kalkın!
Hayatım gelsene. Ya bak, ya bir yerinizde durun be kardeşim. Geliyorum, gidiyorum size. Hadi. Nedir oğlum bu saatte bu kadar önemli olan? Karının koynundan kalktım geldim. Hala bey burada mı? Muhteşem bey. Sen bir sesini keser misin? Zaten bu kupon senin ölümün olacak falan. Serpil, ben bu bayanı ömrümde ilk defa görüyorum gerçekten. Gözünü burada. Görürken bile yalan söylüyorsun ya. Ya sus sus. Sen sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Doğru hayatım. Suçlu benim tabii. Bu hayvanı eve aldı. Benim. Eşref Bey, benim durumum ne olacak? Hayır, servis saati geldi yönetim. Duvarcıdan. Ey güzel Allah'ım, ey güzel Allah'ım. Ot yap, saman yap, bir hayvan yesin ve beni. Çünkü ben olmak istiyorum. Olmak istiyorum. Eşref abi. Lan Eşref abi de kimdi ha? Otursana evimde, al dürbünü eline. Bak caddeye, bir sağa, bir sola. Oğlum her şeyden önce hijyen. Maskelerinizi takın. Normal bir insan günde 600 gram. Bir de bu korkudan iki misli çok pis kokar. Hadi bakalım şov başlasın. Çocuklar son kez uyarıyorum. Şu kuponu söyleyin yoksa gidişat iyi değil ha. Abi fareler niçin? Hiç öğrenme daha iyi. Üzülürsün canım. Allah'ın hoşçakalın. Hoş bulduk Hızır kardeş. Gece uzun, biz sabahçıyız. Senin sorununu çözüp göndereyim. Şimdi ben tanımam. Ama ha bu ihtiyar niye bana küfür etti anlamış da değilim. Pardon Hızır'cığım. Oğlum alın şu amcayı hemen tezgaha. Eşref abi ya yine kuvarajmayı çıkarıp Necip'i aldı ya. Kesin! Bağlayın şunun ağzını. Pardon Hızır'cığım sonra... Gece eve gittim. Benim bazının iki kızı var. Baktım kızla salyası mı kalay. Ne olmuş? Ne olacak? Kızım birisini seviyormuş gibi yapıp ötekine yazıyormuş. Ben de hemen çocuklara dedim ki alın. Sağ olsunlar. Aldılar. Benim yeğenimle çıkarken kız kardeşini çalışmış. Abi olay bildiğiniz gibi değil. Benim de kız kardeşim var. Yeminle karıştırdım. Bilerek yapar mıyım? Karıştırdı. Ha bu kızları mı karıştırdın? Abi bir adam vardı abi. Sonra mesaj da atmışsın. Bak attığım mesaj burada. Bunu Burcu ile arkadaşlık ederken kardeşi Gonca'ya atmışsın. Gonca kız kardeşim benim için bir heves. Eksik vücudumu tamamlarcasına aşkla isteyelim. Kız kardeşim sana ulaşmak için kendimi öğrendiğim bir oyuncak. Bezden bir bebe. Cevap gelmiş. Dahan ben Burcu. Sen de cevap yazmışsın. İlahi Burcu. Yeni kitabımdan bir bölüm diyor. Yoksa gelecek mi sandın? Alev misin? Sapık mısın oğlum sen? Yazarım abi. Ne yazarsın? Underground abi. He? Underground abi. Herhalde demek abi. Sonra benim uçaklara dedim ki... Alın. Götürün mezarlığı. Koyun içine. Sonra ne yazacaksa toprağın altında yazsın yazacağını. Sonra ben gelinceye kadar... Ha bu... Kaşırmışlar bu. Tamam Hızır kardeş. Biz senin işini çözeriz. Sen şimdi geç seyreyle filmi. Eyvallah oğlum. Eyvallah. Beyefendim. Beyefendiciğim lütfen. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Ya bizim mafyayla hiçbir işimiz olmaz. Yani bizim... Kes! Baba filmini seyrederken mafya süper. Al Pacino kral. Kesin Oscar alır dersiniz. Ama mafyanın kucağına düşünce mafya pis. İşiniz olmaz. Öyle mi? Sıkışınca kime gidiyorsunuz ha? Kime? Aferin. Neden mi? İçinizdeki şiddet duygusunun, hırslarınızın, pis işlerinizin çözüm ortağıyız da ondan. Şimdi mahşer zamanı. Hesabını veren kurtulur, veremeyen geberip gider. Abi biz sadece eğlence olsun diye düşünmüştük yani bilmiyorum. Ben evde temizlik yaptım oturuyordum arkadaş geldi. Karıcığım yoksa beni dörtturacak ha. Abi biz
Yolda yürüyoruz. Yolda yürürken bir anda böyle karşıdan yaşlı bir adam geliyor. Yanında da bu bayan arkadaş var. Baktım abinin böyle beti benzi solmuş. Böyle bir kötü görünüyor. Sonra aldık biz bunu yukarı çıkardık. Aç ağzını! Konuş! Şimdi Pala abicim, bu Eşref abimin ve Ozan kardeşimin hiçbir kabahati yoktu. Bütün suç... Ben maça gidecektim. Beni aradı. Dedi ki Ozan'ın evi boşmuş dedi. Gel Ati abi dedi. Maça da gidemedik. Bu ya. Senin ayılacağın yere... Aferin. Aferin deli. Ya indirin beni. Geberteyim abi. Söyleyin kupon nerede? Söyleyin nerede bu kupon? Abicim. Kurbanın olan. Bak benim de oğlum var abi. Bizim oğlumuz var. Ben bilsem söylemem mi sana abicim? Anlaşıldı. Canınız yanmadan konuşacağınız yok. Son kez soruyorum. Kupon nerede? Bana bakın. 10 saniye içinde ötmezseniz. Abi hiç bilmiyorum ki ben kupon falan. Emin misin? Eşref abi. Anlaşıldı. Doktor başlayacak ameliyata. Beyefendi. Bakın beyefendi. Ya ben bir savaş kahramanıyım ya. Ya ben Kıbrıs'ta savaştım ya. Yeme beni. Sen Kıbrıs'ta mı savaştın? Evet. Kıbrıs'ta savaştım. Yahu Magos'a ilk giren benim be. Magos'a mı? Evet. Bana bak. He. Sen Mutlu Yaka'yı bilir misin? Ya bilmez miyim? Ben madalyamı orada aldım. Bak onun göğsünde ya. Bak benim madalya. Yıl 1974. Kıbrıs'tayım. Savaşıyorum. Düşmanı önüme katmış sürüyorum. Yanımdaki ölmüş. Sağımdaki ölmüş. Solumdaki ölmüş. Önümdeki can çekişiyor. Tek başım ben. Tam bir köyden geçerken çığlıklıyorum bir evden. Dalıyorum içeri 3 tane palakarıya. Bir kadına taciz etmeye kalkmışlar. Zavallı bir çocuk geldi. Ya gidecek her şeyi biliyorum. Çocukla kadını kurtarıyorum ama maalesef kadın ölüyor. Çocuğu alıyorum yanıma. Bir hafta onu. Ah. Yeter. Ne? Kes Eşref abi. Ne? Çaksın. Benim Eşref abi komutanım. Donunu çıkar. Donunu çıkar, görecek. Gerek yok be abi. Çıkar donunu, görecek. Donunu çıkar. İndir, görecek. Gerek yok be abi, çok görmüşsün zaten. Ben senin temizlemiş adamım, benden mi utanıyorsun? İndir donunu, Pala'yı göreceğim. Al abi, Pala burada. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? İndirsenize Eşref abimi. İndirsenize lan Eşref abinizi. Oh. Ya, ya hatırlamasam. Estağfurullah, estağfurullah abicim, ver elini öpeyim. Bağışla beni abi. Ya bana bak, şu arkadaşları serbest bıraksana. Emrin olur be abicim. Yola salın çocukları. Sana tuttu mu? Bas sonra koklu. Oo bebeğim, çok özledim ben seni. Ne olur?